Merhaba arkadaşlar, Havva'nın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere kolay mı kolay bir floş oyası örneği hazırladım, göstermeye çalıştım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Modelimiz gerçekten çok kolay, şık duran bir model. İnanın bunu bir günde bitirdim ben. Bu şekilde modelimiz çok da şık duruyor. Benim elimde bu şekilde bir yazmam vardı. Yani çiçeği falan olmayan bir yazmaydı. Bu model çok yakıştı. Sade renklere de çok güzel oluyor modelimiz, inanın. İki renk olarak örüyoruz. Gerçekten çok şık bir model oluyor. Bunun için yazmamın içindeki koyu renkten kullandım. Şöyle bir yeşil kullandım. Floş ipimiz var. Patik ipi diye bütün ip satan mağazalarda bulabilirsiniz. Büyüğü de var bunun, küçüğü de var. Bu şekilde iki iple de kırmadan yapabildiğimiz bir model. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil seslerini aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim videolardan da hemen haberdar olabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten şık duran bir model, zarif. Çok da kolay. Hadi yapımına geçelim o zaman. Evet. Hemen yazmamızın içinde bulunan rengimiz olan böyle değişik bir yeşil numarası var ama hani herkes ayrı yazma yapar. Ben bu şekilde yazmaya uygulayacağım için floş oyamızı. O yüzden iki renk kullanacağım. Zaten floşumuz gördüğünüz gibi beyaz renk. İki renk uygulayacağım modelimiz. Ben başladım tığ battısını yapmaya arkadaşlar. Sizler de yaparsanız çok iyi olur. Çünkü yazmam sıralı bir model. Hani ip kırma olmayacağı için modelimizde bu şekilde tığ battığımızı yapıp modelimize başlayıp bu şekilde devam edeceğiz. Tığ battısını ben 3 zincir çekerekten bu şekilde hazırlıyorum. Sizler de hazırlayın yazmanızın dört kenarına. Tığ battınızı yapın. Gerçekten çok kolay, güzel görünen bir model. Son zamanlarda biliyorsunuz floş oyası çok revaçta bir model. Hem kolay hem çok gösterişli. Bu da farklı bir versiyonu olsun istedim. Daha önceden çekmiştim floş oyası modelini, kanalıma yüklemiştim. İnanın bu başlayacağımız model, gördüğünüz gibi model çok daha kolay. Ve böyle hani karışık yazmalarınız varsa benim gibi hani ne model uygulayacağınızı bilemezseniz bu model gayet uygun bir model. Sade yazmalarda da gerçekten çok şık duran bir model. İki renkli her türlü örebilirsiniz. Evet, bu şekilde arkadaşlar tığ battığımızı yapıp modelimizi kurmaya başlayalım o zaman. Yazmamın tığ battısı bitti. Gördüğünüz gibi 3 zincir çektim, battım. 3 zincir çektim, battım. Bu şekilde araları çok uygun oluyor. Şimdi modelimi geçiyorum. Model yerleştireceğim. Floş ipimiz patik ipi de diye geçiyor. Bu naylon patik ipi. Bulabilirsiniz. İp satan her yerde var bunlardan. Kalın oluyor normal ipten.
Şimdi böyle ipimizi biraz çıkarttım. Çünkü elimizin altında oynaması lazım. Böyle sıkı gelmemesi lazım modelimiz düşmesi için. Şöyle hemen yeşil ipimden parmağımı doladım. Bu kenardan hemen tutuşturuyorum. Puloş ipimi tutturdum. Bu şekilde başlama noktasında. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 6. Hatta buraya 7 tane çekelim arkadaşlar. Çünkü batma noktamız olsun bir tane. Puloş ipimi bu şekilde alıyorum. Bu elimizin içinde puloş ipi dönecek arkadaşlar. Çok kolay aslında. Şöyle arkasından girdim puloş ipin. Bu şekilde kıvırdım. Bakın. Böyle arkasından alıyorum. Bu şekilde ters çevirdim. Hemen zincirimizin içinden gördüğünüz gibi yapıp şu parmağımızla yuvarlağa itiyorum. Bu şekilde bir tane zincir çekiyorum buraya. Gördüğünüz gibi ilk kulağımız oluştu. Şimdi hemen gene aynı şekilde floş ipimi alıyorum. Tığımızla arkasından bu şekilde bak. Parmağımız üstünde floş ipi arkasından aldım. Bu şekilde ittirince zaten kendi yuvarlak hale geliyor. Daha sonra zincirimizin içinden tekrar geçirdim. Şöyle baş parmağımıza ittirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi modelim oluştu. Bu şekilde iki tane oldu. Şimdi bu 7 tane zincir çekmiştik. En son zincir başlamadan önce floşu almadan önceki en son zincirimizin içine bir tane sık iğne yaparız. Bir tane daha zincir çektim ve modelim oluştu. Şimdi buraya 6 tane 2 3 4 5 6 6 zincirimi çektim. Arası 3 tane kalacak şekilde 1 2 3. Hemen 3. sonundaki tığ battının başına batıyorum. İçine değil arkadaşlar, başına. Böyle net bir model olsun diye başına battım. Bu şekilde modelim tamamladım. Buradaki floştan çekip modelimizi ayarlayabilirsiniz. İki taraflı. Evet, bu şekilde ayarlayabiliriz. Şimdi modelimiz oluştu arkadaşlar. Bu şekilde tekrardan 7 tane zincirimizi çekeriz. 7. Aynı şekilde bir daha gösteriyorum. Floşumuzu bu şekilde tutup arkasından girip hemen şöyle kıvıracağız. Zaten onun kendisi kıvrılıyor gördüğünüz gibi. Tığımızı içinden geçiriyoruz. Daha sonra baş parmağımızla floşumuzu itiyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bir tanesi oluştu. Şimdi hemen ikinciyi yapıyorum. Baş parmağımın üzerine aldım. Şu şekilde kıvırdım. Şöyle yavaş bir şekilde yapıyorum ki
iyice görün diye ve tığımızın içinden geçiriyorum. Şöyle baş parmağımla ittirip buraya bir zincir çekiyorum. Bunların boyutlarını arkadaşlar şu floşumuzun ipiyle çektiğimiz zaman onun kendi ayarlanıyor. Daha sonra bu 7 tane zincir çektiğimizin son zincire içine batıp bir tane de zincir çektik. Böylelikle sıkılaştırmış olduk modelimizi. Şimdi hemen 6 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. 3 tane arada boşluk bırakıyorum. Başına. Tığ battımın başına batıyorum. Arasında değil. Evet. Her zaman arkadaşlar zaten örerken mutlaka düzgün olmaz. Ama bu şekilde ipi çekerek ayarlayabiliriz boyunu. Gördüğünüz gibi modelim oluştu. Bu şekilde bu yazmaya devam edip gideceğim modeli. Hemen isterseniz bir tane son bir de, tane daha yapayım. Yedi tane zincirimi çekiyorum. Neden 7 tane çekiyorum buraya? Şu bu son çektiğim zincirin içine batacağım çünkü modelimi toparlayacağım. O yüzden böyle tuttum floşumuzu, arkasından aldım. Şöyle yuvarladım. Zaten alışınca kendi haline yuvarlanıyor ve hızlı örülüyor. Baş parmağımla ittiriyorum. Buraya bir tane zincir çektim. Evet, ilki oluştu gördüğünüz gibi. Çok basit. Şöyle parmağımın üstüne floşumu koyuyorum. Tersinden bu şekilde döndürüyorum. Zincirimizin hemen içinden geçirip baş parmağımla ittiriyorum ve gördüğünüz gibi oluştu. Bu 7. zincirimizin az önceki çektiğimiz 7. zincirin içine battım. Sıkılaştırdım bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip arasında 3 tane kalacak şekilde tığ battımın başına bu şekilde battım arkadaşlar. Ve her zamanki gibi buradaki floşumu da düzeltiyorum. Bu floşum zaten oynadığı için rahatlıkla büyüklüğünü, küçüklüğünü bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi modelim oluştu. Bu şekilde devam edeceğiz. Modelimizi koyacağız. Sizler de yapın. Ben de biraz öreyim. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Şöyle göstereyim. Hem tersten duruşu da bu. Ben bunu böyle yazmam vardı. Hem değerlensin dedim yazmam. Hem de böyle çiçeği falan olmadığı için de modeli uygun gördüm. Sizlere de fikir olur inşallah. Kolay bir model yapımı. Gerçekten kolay. Bu yöntemle arkadaşlar aynı benim bu yaptığım gösterdiğim gibi daha önce de videosunu çekip kanalıma yüklediğim bu modelleri yapabilirsiniz. Şöyle renk olarak size fikir olsun diye göstermek istedim. Aynı yöntem hani 2 yaprak değil de 5 yaprak, 3 yaprak. Hani o size kalmış bir şey. Teknik aynı teknik. Sadece fikir olsun diye bu videoyu da çekmek istedim sizlere. Böyle bir lacivertli yazmam vardı gene. Buna kullandım modelimi. Şöyle sade renk yeşilli bir yazmaya yaptım. Aynı renk. Aynı model. Şöyle bir mor yazmaya
kullandım. Sade yazmaya da, böyle çiçeği falan olmayan yazmalara da gerçekten çok güzel bir model. Teknik hemen hemen aynı. Hani iki yaprak değil de beşlisini düşünün veya üçlüsünü veya dörtlüsünü. O size kalmış bir şey. Evet, videomun sonuna geldim arkadaşlar. Videomu bitirmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, tabii ki de zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bu tür videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Bana destek olduğunuz, videomu seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.